Filogenetik sınıflandırma yapılırken özelliklerinden hangileri dikkate alınır? Bakın filogenetik sınıflandırma bilimsel sınıflandırmadır. Canlının e, genetik yapısına, protein benzerliğine, embriyolojik gelişimine, fizyolojik, biyokimyasal benzerliklerine bakılır. Yani daha böyle moleküler düzeyde, makro düzeyde çeşitliliğe ve benzerliklere bakılarak yapılır arkadaşlar. Mesela homolog organlar görevi aynı ya da farklı ancak kökeni aynı organlar demekte. Protein benzerliği bizi gen benzerliğine götürür. Boşaltım ürünlerinin bileşim mesela üreme atıyor, ürik asit mi atıyor, amonyak mı atıyor bu tarz kavramlar da önemli. Çünkü böbrek fonksiyonu ve böbrek gelişimi ile alakalı fikrimiz oluyor. Canlının karada mı suda mı yaşadığı ile alakalı fikrimiz oluyor. Ya da kara, e, hava, su adaptasyonları ile ilgili fikrimiz oluyor. Ama bizim bir canlının sadece yaşam ortamına bakarak sınıflandırma yaptığımız sınıflandırma analog organlara bakılan ampirik sınıflandırmayı hatırlarsanız. Biz şu anda buna bakmıyoruz. Sonuçta bakarsak arkadaşlar hata yaparız. Neden hocam? Çünkü suyun içerisinde mesela memeli de yaşıyor, kuş da yaşıyor, balık da yaşıyor. Kuş derken mesela penguenler, memeli dediğin yunuslar, balinalar değil mi? Ya da işte atıyorum balıklar aynı ortamı paylaşıyorlar ama bakın bunlar farklı sınıftalar. O yüzden cevabımız 1 2 ve 4 olacak. Sistematik kategorilerde türden aleme doğru gidildikçe grafiklerdeki değişimlerden hangileri çizilebilir demiş. Bakın e, biz ne yapıyorduk? Tür, cins, aile, takım, sınıf, şube ve alem şeklinde yazıyorduk. Ve türden aleme doğru gidildikçe bakın bir genelleşme söz konusu. Mesela hayvanlar alemi diyorsunuz ama hangi hayvan? Bir sürü hayvan var burada. Dolayısıyla bakın türden aleme doğru gidildikçe birey sayısı artar. Ancak bir sürü hayvan olduğu için türden aleme doğru gidildikçe ortak gen sayısı da azalır arkadaşlar. Sonuçta kuş da hayvan, atıyorum işte balık da hayvan. Doğru mu? Protein yapı benzerliği ki ortak gen benzerliği ile alakalıdır. Türden aleme doğru gidildikçe ne olacak? Azalacak. Cevabımız E seçeneği. Kromozom sayıları aynı olan diploid yani iken kromozomlu iki canlının özelliklerinden hangileri kesinlikle aynıdır? Peki kromozom sayıları aynı olan mesela insan 46 kromozomlu, kurt bağrı bitkisi 46 kromozomlu. Buyurun böyle bir örneklendirme yapalım. Nükleotit çeşitleri A, T, G ise bu değişmez. Ama cins adları arkadaşlar buradan bilemezsiniz değil mi? Zaten burada farklıdır ama bu örneği vermeseniz bile bilemezsiniz. DNA'lardaki baz dizilimi yani o nükleotitlerin dizilimi birbirinden farklı olacaktır. Ee, kesinlik sorusu çünkü bu. Protein yapıları, protein yapılarında benzerlikler olabilir ama kesinlikle aynıdır ifadesi olmaz. Zaten şunu hatırlayalım lütfen. Kromozom sayısının bilimsel sınıflandırmada canlının gelişmişliği ile ilgili fikir vermediğini unutmayacağız. Tamam. O yüzden cevabımız yalnız 1 olacak. Soy ağacına göre canlıların hangileri en uzak akrabadır? Bakın seçenekleri kullanırsanız çok daha rahat edersiniz. Mesela 1 ile 5 bakın. Anne kız. 2 ile 10 bakıyorsunuz mesela dede torun gibi. 4 ile 8 şurada yine anne kız. 5 ile 11 bakın burada ne var? İşte bir e, 5 6 ile kardeş. Dolayısıyla 6'nın çocuğu 5'in yeğeni gibi düşünebilirsiniz. Ama şimdi dikkat edin lütfen. Şurası farklı bir aile, şurası farklı bir aile. Sonra o aile kesişmiş bir şekilde. Dolayısıyla o farklı ailelerdeki şu 6 ve 7 nolu bireyler başka yerden gelmişler. Yani uzak akraba. Cevabımız C seçeneği. Şimdi öğrenci arkadaşlar bazen diyor ki daha böyleyse yeni başlamışlar. Ama hocam işte bunlar karı koca. Nasıl uzak akraba? Arkadaşlar biz burada genleri düşüneceğiz. Tamam mı? Hani genetik olarak bu farklı bir aile bu farklı bir aile sonuçta. sistematik kategorileri oluşturan bu kavramlarda gen çeşitliliği bakımından karşılaştırma yani kimde çeşitlilik daha fazla kimde ortak özellik en az gibi bir şey bu soru bakın ortak özelliğin en fazla olduğu tür sonra cins sonra aile yani familia sonra sınıf Dolayısıyla genetik çeşitlik dörde fa dört'te fazla sonra 2'de sonra bir en az 3'te. Çeşitlilik olarak bakın sıralama 4 büyük, 2 büyük, 1 büyük, 3. Cevabımız D seçeneği. Grafikte sınıflandırma birimleri bir özellik bakımından karşılaştırılmıştır. Buna göre X yerine özelliklerinden hangileri yazılabilir? Bakın türde en fazla olan, sınıfta en az olan şeyden bahsediyoruz. Mesela ortak gen sayısı ya da benzerlik dediğiniz zaman türde fazladır. Ama türde çeşitlilik azdı değil mi? Sonuçta tek bir tür. Birey sayısı azalmıştır artık. Yani mesela alemdeki birey sayısı mı fazla türdeki mi? Tabii ki alemdeki hocam. Protein benzerliği artmıştır. O yüzden cevabımız ne oldu arkadaşlar? 1 ve 4. Bakın kesinlik sorusu bu. Eğer diyor ki takımları aynı, cinsleri farklıysa hangilerinde olabilir? Şimdi alem şube sınıf, takım, aile, cins, tür, değil mi? Şimdi diyor ki takım aynı. Ama cinsler farklı. Şimdi burada şu soruyu soracağız. Acaba takımdan sonra aileler mi farklılaşıp cinsler farklı oluyor? Yoksa bir ailenin içerisinde mi farklı cinsler oluyor? İşte zaten burası arkadaşlar daha özelleşmiş yer olduğu için bununla ilgili kesinlik sorusu soramazsınız. Ama takımın üstündekinin yani sınıfı, şubesi, alemi ortaktır. Çünkü genel özellikler o sınıflandırma basamaklarının genel özelliklerinin olduğu yer ortaktır. Dolayısıyla bakın alem, şube, sınıf kesinlikle ortak olacak. Aileyi bilemezsiniz. Bu arada arkadaşlar takımı ne yediğini söyler tarzında kafanıza kodlarsanız iyi olur. Takım etçil mi, otçul mu, hepçil mi olduğunu söylüyor. Unutmayın. Bir ekosistemde bulunan canlıların bilimsel adları şunlardır. Bu canlıların bilimsel adlarına bakılarak ekosistemde kaç çeşit tür ve cins olduğu söylenebilir. Biliyorsunuz ki arkadaşlar ikili adlandırmada ilk kelime cinsi ifade ederken ikincisi özellik ifade eder. İkisine birden tür adı denir. Tamam mı? Mesela morus cins. Morus cins, pinus cins, pinus cins. Dolayısıyla morus ve pinus iki tane cins var. Peki hocam yanlarındaki kelimelere bakıyoruz. Nigra alba buradan iki tür geldi, Brutia, nigra iki tür geldi. Dolayısıyla iki cinsin dört türü var. Lütfen ikinci kelimeye bakmayın arkadaşlar. İkinci kelime tamamlayıcı at. Mesela nigra negro siyah demek, alba sarı e, anlamına geliyor. Yani her şeyin sarısı her şeyin siyahı olabilir. Dolayısıyla bakın iki e, cinsin dört tane türü var. Cevabımız C seçeneği. K türüne ait bir canlının sentezlediği proteinler X, Y ve Z olmak üzere 3 ayrı türe enjekte edildiğinde bu canlılarda K türüne ait proteinlere karşı oluşan çökelme yüzdesi verilmiş. K canlısının X, Y ve Z canlılarının akrabalık derecesini yakından uzağa doğru. Şimdi arkadaşlar çökelme antijen-antikor ilişkisiyle alakalı bir şeydir ve bir nevi savaşma demektir. Yani antikorların bir şekilde tanımadığı antijenlere, tanımadığı kimliklere karşı gösterdiği reaksiyondur. Dolayısıyla çökelme savaşma demektir. Kimle savaşırsın? En uzak akrabanla savaşırsın. Öyle düşünürsen çok rahat çözersin bu soruyu. Bakın K türü doğrudan X, Y ve Z türüyle kanları karıştırılıyor. X'te 25, Y'de 12, Z'de 35 çökelme. Dolayısıyla Z'ye en uzak, Y'ye en yakın akraba bu canlı. O yüzden cevabımız B seçeneği. Şimdi burada hemen Farklı bir soru tipine geçmek istiyorum. Çünkü öğrencilerim e, genelde bu soruları gördüğü zaman kafaları karışıyor. Mesela bazen şöyle de sorabiliyor. K canlısından X'e, Y'ye, Z'ye aktarılan kanlar çökeldikten sonra bunlardan alınan serumlar diye cümleye başlarsa işte o zaman değilinin değili kendisidir uygulanması lazım. Burada sadece bir kişinin kanı. ...başka insanlarla karıştır, karıştırılıyor ve çökelme yüzdesine bakılıyor. Tamam mı? Onunla ilgili soruları da arkadaşlar derste de çözmüştüm. Unuttuysanız lütfen oralara bir göz atın. Şimdi arkadaşlar bu tarz sorularda lütfen soruları kurgulayın. Bakın aklınızdan çözmek yerine yazarsanız çok daha hızlı ve çok daha seri çözersiniz. Alem, şube, nedir? İşte sınıf, takım, aile, cins ve tür. Şimdi x ve y'nin cinsleri aynıymış. Hemen karşısını yazın. x ve y. y ve z'nin takımları aynıdır. Bakın takımın karşısına y ve z yazıyorum. Zaten x ile y'nin cinsi aynıysa o zaman x ile y aynı takımda olmalı. O yüzden x'i de yanlarına yazıyorum. Ve x ve z'nin familyaları farklıymış. Demek ki şimdi şöyle zaten x ve y cinse kadar geldiyse ailesi aynı olacak. Bakın burada z farklanmış. Yani aile de farklanmış. Dolayısıyla z bundan sonra değişecek zaten cinsi de türü de her şey değişecek. Ama yukarı kısımda bakın takımda, sınıfta, şubede, alemde bu üçü beraberler. Şimdi x ve y'nin familyaları aynıdır. Bakın aynı. X ve z'nin takımları farklıdır. Başta yazmıştık ama takımlar aynı. X, Y ve Z'nin ortak protein çeşitleri vardır arkadaşlar. Dünyadaki bütün canlılarda ortak protein çeşidi var. En kötü ihtimal solunum enzimleri ya da fermentasyonla ilgili enzimler ya da protein senteziyle ilgili ya da DNA senteziyle ilgili enzimler ortaktır. Yani bunları unutmayın lütfen. Ortakken e, mutlaka ama mutlaka bütün dünyadaki bütün canlılarda var. Sonuçta aynı habitatı, aynı çevreyi paylaşıyoruz. Aynı dünyayı, aynı gezegeni paylaşıyoruz. Elbette ki ortak özelliklerimiz var. Cevabımız 1 ve 3 olacak. Bakın sınıflandırma basamağı ile ilgili güzel bir soru. Burada tür verilmiş. Burada alem. Türden aleme doğru gidilmiş. Ne söylenemez diyor. 2 nolu birimdeki birey sayısı birden fazladır. Sonuçta arkadaşlar türden aleme doğru gidildikçe birey sayısı artacaktı. 3 numaralı birimdeki tüm bireylerin kromozom sayıları aynıdır. Ama hocam burası tür değil değil mi? Türdeki sağlıklı bireylerin kromozom sayısı aynı olacak. Burada nilüfergillerin altında bir sürü cins var arkadaşlar. Bu bir aile ama aynı türün ailesi değil. Burada bir sürü farklı tür var. Zaten kromozom sayısının arkadaşlar gördüğünüz zaman cümleyi bir kez daha okuyun. Çünkü kromozom sayısının bilimsel sınıflandırmada yeri yok. 6 numaralı birimde açık tohumlu bitkilerde bulunur demişim. 6 numaralı birim bitkiler. Sonuçta bütün bitkileri içeriyor. Bu ifade doğru. 4 numaralı birimdeki bireylerin protein benzerliği 5 numaralı birimden fazladır. Sonuçta türe doğru gidildikçe ortak özellik artacaktı zaten. 1 Bir numaralı birimdeki bireylerin homolog organ sayısı diğerlerine göre daha fazladır. Çünkü tür arkadaşlar spesifikleşmiş, özelleşmiş yapılar. Buradaki benzerlik aleme doğru gidildikçe zaten azalıyordu. Cevabımız o yüzden B seçeneği.